Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle farklı, güzel, değişik bir şort göstermek istiyorum. Bebek şortu. 1,5-2 yaş için uygun. Şöyle bakın. İki parçadan oluşmakta. Her iki parça aynı şekilde örülmekte. Yalnız parçanın birine önce askıları yapıyoruz, sonra diğer kısma geçiyoruz. Diğer parçaya da direkt askısız olarak başlıyoruz. Yanlardan A kısmından dikiyoruz. Orta kısmından artırmalar yapıyoruz. İki parça da aynı ölçülerde olduğu için dilerseniz şöyle önden düğmeli, dilerseniz arkadan düğmeli, önden düğmesiz kullanabilirsiniz. Yani her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Evet hanımlar, şimdi ben 9 tane ilmeğimi başladım. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Şimdi burada bakın bir tane düz, son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle. Pirinç modelini yapacağız. Şimdi bakın bu şekilde direkt alıyorum. Düz örüyorum. Burada düz ilmeğim var, ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Burada düz ilmeğim var. Pardon, ters ilmeğim var. Düz ilmek örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Burada düz var, ters. Tersi düz, düzü ters. Her sırada bu şekilde öreceğiz. Bakın son iki ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Direkt şu şekilde bakın. Örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın burada düz var, ters örüyorum. Ters var, düz örüyorum. Düzü ters, tersi düz. Tekrar bakın. Son iki ilmeğim düz geliyor zaten. Şöyle ikisini de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Bakın ipi de direkt şu şekilde aldım ve örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim ters. Bunu düz olarak örerek devam ediyorum. Bu şekilde askımızın boyunu istediğimiz ölçüde oluncaya kadar örüyoruz. Bakın şöyle. Evet, bakın iki tane askı ördüm şöyle. Şimdi ben size bunun boyunu da söyleyeyim. Şöyle her iki askımızın boyu 33 santim. Şöyle hatta 34 santim olmuş. Tam 34 santim. Şöyle. Her iki askıyı da ördükten sonra şimdi birleştireceğim. Şimdi tekrar bakın kenarlarını da bu şekilde yaptığımızda çok düzgün geldi. Şöyle. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Pirince devam ediyorum. Tersi düz, düzü ters olarak. Evet. Şimdi bakın burayı ördüm. Bundan sonra şöyle parmağıma dolayarak 21 tane ilmek atacağım. 1 2 3 4 5 6 şu şekilde bakın parmağıma doluyorum. 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane ilmeğimi attım. Şu diğer parçadaki ipimi de şöyle kesiyorum. Evet, şöyle kestim. Burada bir düğüm atarak birleştirelim. Şöyle. Tekrar devam ediyorum. Tersi ters şey pardon. Tersi düz, düzü ters olarak devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde. Şimdi bu ilmeklerime tekrar devam ediyorum. Bakın bu ilmek atmıştım. Onları da bir ters bir düz olarak şimdi tekrar bu tarafta da devam ediyorum. Evet. Bakın askıları birleştirmiş oldum. Şimdi komple burayı, şu kısmı pirinç olarak aynen buradaki gibi devam ediyorum. Evet hanımlar, bakın şu düğümü burada tuttuğumuz zaman şöyle buradan yukarıya doğru sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra yapmış oldum. Şöyle bakın. Şimdi ilk ilmeğimi tekrar şöyle aldım. Bir tane düz, bir tane ters, tekrar tersin üstüne düz, düzün üstüne ters olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeği ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'dan sonrasını devam ediyorum. 10 düz öreceğim. 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeği bu şekilde tersi ters düzü düz ördüm. 9'dan sonrasını ise düz olarak devam ettim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu tarafı da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi burada bir tane ilmeğim var. Toplamda 39 tane ilmeğim var. Şimdi 19 ördükten sonra parmağıma dolayarak gizli artırma yapıyorum bir tane. Bir tane örüyorum. Tekrar bir tane gizli artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi ördüm. Geri kalan 9 taneyi de pirinç örneğini devam ediyorum. Evet. Örgümün arka tarafındayım. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi pirinç örgüsü olarak devam ediyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saniye ördüm. Bu arada kalan ters ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Bakın burada artırma yerim var. Artırma ilmeklerimi de örüyorum. Sadece örgümün ön tarafında artıracağım. Örgümün arka tarafında ise ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bakalım. 2, 4, 6, 8, 9. Buradaki 9 tane ilmeğimi de tekrar pirinç öreceğim. İlk ilmeğim ters örüyorum. Tekrar düz. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Tekrar şuradaki artırma yerine kadar öreyim. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tersi ters, düzü düz olarak, pardon. Tersi düz, düzü ters olarak örüyorum. Bakın ters var. Düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın alt sırada bu gizli artırma yaptığım ilmeğim. Bunu da ördüm. Şimdi buradaki ortadaki ilmeğim. Gizli artırma yapıyorum. Ortadaki tek ilmeğimi örüyorum. Tekrar gizli artırma yapıyorum. Bakın buraya gelince bu ilmeğimin her iki tarafından gizli artırma yapıyorum. Buraları düz örüyorum. Kenardaki 9'ar tane ilmeğimi de pirinç örüyorum. Bu şekilde şişimde toplamda
81 tane ilmeğim oluncaya kadar devam ediyorum. Evet hanımlar, bakın bu şekilde kenarlarda pirinç modeli ve ortadan artırarak bu şekilde toplamda 81 tane ilmek oluncaya kadar ördüm. 40 tane burada, 40 tane bu tarafta ve ortada da bir tane direk ilmeğimle 81 tane ilmeği tamamladım. Şimdi şöyle ilk ilmeği örmeden aldım ve bundan sonraki ilmeklerimi pirinç ilmeği olmadan devam edeceğim. Bakın düz olarak örüyorum. Şöyle. Burada pirinç bitti. Bundan sonrasını düz yapacağım. Burayı da düz yapacağım. Ortada tekrar artırmalarım devam edecek. Ne kadar öreceğiz? Şimdi ben bunu mesela öreceğim size. Tam bu kenarda kaç ilmek olması gerekiyorsa size söyleyeceğim. Şimdi ben de çünkü net bir sayı ne kadar yapacağıma karar veremedim. Evet, bakın orta ilmeğime geldim. Artırma yerime tekrar bir tane ilmeği doladım. Direk ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane ilmeğimi dolayarak artırmamı yaptım. Tekrar aynı şekilde burayı da yapacağım. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi bakın 65 tane ilmek bu tarafta oldu. Şöyle göstereyim. Şu kenarları düz olarak götürdüm. Sadece ortada artırma yaptım. 65 tane ilmek bu tarafta, 65 tane ilmek bu tarafta, bir tane de direk ilmeğim, toplamda 131 tane ilmeğim oldu. Şimdi paçalara geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Ortaya kadar öreceğim. Ortada paçayı ayıracağım. 12 sıra öreceğim. Her iki paçayı da 12 sıra öreceğim. Şimdi ben şu ortaya kadar öreyim. Ortada tekrar size göstereyim. Evet, ortaya kadar ördüm. Bakın şimdi bu ortadaki direk ilmeğim, bu da öndeki bir ilmeğim. Şimdi bu iki tane ilmeği bir sefere mahsus şöyle ikisini birlikte tuttum. Şimdi 65 ilmek burada, 65 tane ilmek burada kaldı. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar devam ediyorum. Dediğim gibi 12 sıra burayı öreceğim, 12 sıra burayı öreceğim. Ondan sonra arka bedene başlayacağım. Arka bedeni de göstereceğim size. Paçaların lastiğini her iki parçayı birleştirerek örmek istiyorum. Bütün olsun diye. Evet, bu şekilde şimdi 12 sıra bunu, 12 sırada bunu örelim. Evet hanımlar, bakın her iki tarafı da şuradan itibaren ayırdıktan sonra 12'şer sıra şöyle ördüm. Ayrı ayrı paça olarak burası şimdi bekleyecek. Diğer parçayı başladım. Onu da göstereceğim. Şimdi diğer parçaya da 39 tane ilmek başladım ve pirinç modelini kurdum. Aynen diğer parçadaki gibi, şöyle şuradaki gibi. Yalnız fark olarak askıları yok. Şimdi buraya ilik yapacağız. Bakın 4 sıra ördüm. Şöyle 1 2 3 4 sıra ördükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve pirinç örgüme devam ediyorum. Evet, 4 tane ilmek ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte tutuyorum.
Tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum. İki tane ilmek eksiltmiş oldum. Tekrar devam ediyorum. Tersi düz, düzü ters örüyorum. Şimdi 6 tane ilmeğim kalıncaya kadar öreceğim. Evet, 3-6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İki defa eksiltmiş oldum ve tekrar modele devam ediyorum. Tersi düz, düzü ters örüyoruz. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar pirinç örerek devam ediyorum. Evet, şimdi burada eksilttiğim iki iki kestiğim yere geldim. Artırma yapıyorum. Bakın parmağıma doluyorum. 1. Tekrar parmağıma doluyorum. 2. Sonra tekrar devam ediyorum. Tekrar eksiltme yaptığım yere geldim. İki tane parmağımı dolayarak, bakın parmağımı doladım. 1, tekrar 2. İki tane ilmeğimi yaptım. Pardon, ilmeğimi attım. Tekrar örgüme devam ediyorum. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bundan sonrasını aynı bu parçada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Aynen bunun bir eşini daha yapacağız. Sonra buradaki paçalara pirinç modelini kuracağım. Devamını göstereceğim. Evet hanımlar, bakın her iki paçayı da yaptım. Diğer parçayı da aynı şekilde yaptım. Şimdi bakın bu orta kısma gelen, şuradan gelen parçadan başlıyorum. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum, düz olarak örüyorum. Şöyle bakın. İpimi bu tarafa aldım. İki tane ilmeği şöyle birlikte tutuyorum. Ters örerek eksilttim. İpimi diğer tarafa aldım. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum, düz ördüm. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum, ters ördüm. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum, düz ördüm. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum, ters örüyorum. Bu şekilde. İlk sırada sadece yapıyoruz.
Bakın ters örer gibi iki ilmeği birlikte örüyorum. Hem eksiltmiş oluyorum. İki ilmeği düz olarak bakın alıyorum, eksiltiyorum. Şimdi bakın şu orta kısımdan şöyle iki tane toplaya toplaya geldim. Şimdi diğer parçanın yan kısmından alacağım. Orta kısma doğru öreceğim. Devam ediyorum. Bakın burada ters olarak son ilmeklerimi kestim. Şimdi bunları düz olarak ikisini birlikte tutuyorum. Tekrar aynı şekilde. Evet, bakın şimdi. Şöyle yan taraftan birleştirmiş oldum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Tekrar tersi düz, düzü ters olarak örüyorum. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet hanımlar, buradan bakın 14 sıra ördüm şöyle. Şimdi paçayı keseceğiz ama esnek kesme tekniği kullanacağım. Çünkü burası esnesin, çocuğun bacaklarını sıkmasın diye. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ajur doladım. Bir ilmek ördüm. Şimdi önce ajuru alıyorum, öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum şöyle. Sonra da diğer ilmeğimi alıyorum şöyle. Bakın öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar ajur doladım. Bir tane ilmek örüyorum. Önce ajuru alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Sonra arkadaki ilmeği alıyorum. Tekrar ilmeğin üstünden geçirdim. Ajur doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bakın bu arkadaki ilmekleri ördüğüm bu öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum sırayla. Önce ortadaki, bakın şu ortadaki ajurumu alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sonra arkadaki ilmeğimi alıyorum. Üstünden geçiriyorum. Ajur doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Önce ajuru, sonra arkadaki ilmeği alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bakın diğer paçayı ördüm ben. Şöyle bakın. Aynen böyle. Çok güzel oldu. Şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet hanımlar, bakın her iki paçayı da yaptım, ördüm. Şu şekilde. Şimdi şu kısmını dikeceğiz. Onun için şöyle örgümü çeviriyorum. Örgümün ters tarafını dışa gelecek şekilde. Bakın şöyle birleştiriyorum. Burası A kısmı olacak. Şimdi şöyle bakın hemen şu kenar uçtan iğnemi geçiriyorum. Diğer uca şöyle tekrar aynı yerden bir defa daha geçiriyorum. Şimdi eğer kenarı benim gibi şu şekilde yaptıysanız şu aralardan sıra ile karşılıklı şöyle iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle bakın bir bu taraftan bir diğer taraftan bir bu taraftan bir diğer taraftan karşılıklı olarak
Sonra şu şekilde karşılıklı şöyle bakın. Kenar ilmeklerini üstten üstten alıyorum bakın. Eğer bu şekilde şöyle yapmadıysanız, böyle yaptıysanız da bu kısmı aynen bu şekilde dikeceksiniz. Şimdi tekrar bu tarafta aynı şekilde dikiyorum. Bakın şöyle de esnetelim. Karşılıklı olarak. Evet, bakın şu kısmı diktim. Şimdi yan tarafı dikeceğim. Şöyle bakın. Yan tarafı dikerken şöyle yapacağız. Bakın şu kenarları bir buradan alıyorum, bir buradan alıyorum. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. 3 defa karşılıklı ilmekleri aldım, çeviriyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Bakın önce bu tarafa doğru gittim, sonra bu tarafa doğru geri döndüm. Ve aynı şekilde şöyle karşılıklı olarak dikmeye devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar dikişe devam edeceğim. Evet hanımlar, bakın yanları da diktim. A kısmını diktim ve iki tane de şöyle düğmemi diktim. Şurayı uzun tuttum. Eğer kısa gelirse bebekler büyüdükçe askıyı uzatabilirsiniz. Buradan söküp buraya dikebilirsiniz mesela. Şöyle. Şimdi hanımlar, iki tarafı da aynı ölçülerde yaptığımız için hem ön parçayı hem arka parçayı ister önden düğmeli, isterseniz arkadan düğmeli, önden düğmesiz olarak kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Evet, şöyle çok güzel, değişik, hoş bir şort oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.